Kimler öyle düşünüyorsunuz? Adem'le annenin öldürüp foset buçukunu attığını. Ablam, bütün çocukları söylüyordu. Artı, diyorlar ki nedeni hiç gelmedi. Kimin arabasıyla afişleri dağıldı, o duvarlara asıldı. Medeni Bey, o kadar kötü bir şey yapmışsınız ki. Evet, yani evet, şu anda kötü bir şey yaptım. Yani şu anda hayır diyorsunuz, yalan diyorsunuz ama o kadar kötü bir şey yapmışsınız ki. Evet. Yani çok o zaman güvenilmez bir insansınız, kusura bakmayın. İnsan bir de nikahlı eşini böyle cinayetle suçluyor. Şimdi de hayır diyorsunuz. Şimdi diğer yeğenlerinizin de acaba bu anlatımların altında bir gerçek payı var mıydı diye düşünmesi son derece doğal değil mi? Müge Hanım, sesini duyuyor musunuz? Evet. Ben eşimi de çok seviyordum o zaman. Beni aldattığı için başka adamla, adam beni tehdit etti, onun yanındaydı. Benim başıma öyle bir olay geldi ki, ben de aniden bu yakalasın, cezaevine girsin diye bu olayı yaptım. Eğer benim eşim... Vallahi benim Allah inşallah hiçbir kadına böyle bir sevgi nasip etmesin diyeyim ben öncelikle. Amin, 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 amin. Yani amin. Böyle bir sevgiyi ben kabul etmiyorum. İnsan sevdiği kişinin ayağı taşa değsin istemez. Gidip evet, de polise evet, cinayetle suçlar mı? İnsan bir erkeğe de bunu yapmaz Müge Hanım. Bir bayan da bir erkeğe ipini, onu da yapmaz. Ona da çok haklısınız, eğer yaptıysa salarsınız ipini gider yani. Müge Hanım... Şimdi bunlar ona buna iftira ata 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 ata, bir de resminin bir geçmişini bir karıştırın bakalım. Şimdi ben kimseye iftira atmak istemiyorum. Bu adam ölü mü sağ mı bilmiyorum. Ölmüş ben eşime belli ki böyle yani. Bir iftira attım. Ama benim eşimin boyu bir metre ya Kerem abim 90 kilo gelirdi. Yok, nasıl şu ana boyunu götürdü? 50 tane kamera var orada. Söylemek istemem ama parçalanmak diye de bir şey de var. Peki hayır, sen o gün eşinin sana hıyanetlik yaptığı için ve beraber olduğu adam da seni tehdit ettiği için abi, böyle bir iftira attığını söylüyorsun. Bugün evet, niye? Da doğru. Bir dakika. Bugün niye vazgeçiyorsun? Yalan. Bunların yalan olduğunu söylüyorsun. Madem ki. Rami Bey. Evet. Rami Bey. Efendim. Ben eski eşimle barıştım, düzenimi kurdum, çoluk çocuğumun yanındayım, çocuklarımın her biri bir yerdeydi. Biz ayrıldık yani. Her biri de bir yerdeydi. Songül de biliyor bunu, benim yeğenlerim de biliyor. İyi, Allah mesut etsin canım. Eski eşiniz yani siz değil misiniz? Evet. Efendim? Hayır. Ha, siz bir tane başka bir eşi. Eşiniz var. Çocukların annesi. Çocuklarımın annesi Müge Hanım. He, onunla barışınca o zaman Songül'e kızgınlığı mı bitti? Ya Müge Hanım, ne yapabilirim? Songül'e benim kızgınlığım bitmedi de ben Songül'ü... Songül her şey... Yani kalkıp da bir cinayetle birini... Songül. Ben o zaman bir eşeklik ettim. Ama o kadın ya bir metre boyuyla... Nasıl kalktı da bu adamı ya? Bunlar hepsi biliyorlar Müge Hanım. Peki siz... Bunlar kurtulmak için bu işleri yapıyorlar. Şimdi bak, lütfen hatta kalın. Bak. Sizin bir dakika, buradaki vereceğiniz ifade çok önemli. Dedi ki aslında diğer bütün kardeşler de biliyor ki resimeyle Adem, çünkü hani babasıyla annesini gördüğünü söyleyen tek kişi Adem. Evet. Dün de söyledim. Evin küçük oğlu. Bir de resime. Resimeyle Adem'in dışında o gün Kerem Bey'i gören başka kimse yok. Esnaf da görmüyor. Aile fertlerinden de kimse görmüyor. Hiç kimse görmüyor. Kameralar da görmüyor. Ne çıkarken... bak onu şöyle söyleyemem. Ben emniyet değilim. Kamera görüntülerini olsaydı, dosyada var mı? Ama. Ben dosyada belki vardır, belki yoktur. Onu bilemiyorum. Evet. O yüzden hani bir şey söyleyemem ama ulaştığımız hiç kimse esnaftan. Çünkü adam tuvaletçi zaten yani. Herkes mutlaka tanıyor. Görecekti. Evet. Esnaf da görmüyor. Aile fertlerinden senin ve senin dışına da gören yok. Tamam. O nedenle daha sonra da evin önündeki işte kuyudan, foseptik çukurundan bir koku gelince iddia şudur ki aslında hani resimeyle böyle bir şey yapılıyor. Küçük oğlu da ona yardım ediyor ve böyle örtbas ediliyor. Şimdi ben bir şey sormuştum sana geldi. Dedim ki sen bu adam öldükten, ya kaybolduktan sonra neden arkasından mevlüt okuttun? Sen dedin ki hayır okutmadım. Hiç mevlüt okumadım. Ama sen biliyor musun Songül'üm onu? Benim için çok önemli. Songül sen anlatır mısın? Kerem için ben de oradaydım. He. Mevlüt okuttu. Tamam. Artık ne için okuttu onu bilemem. Tamam. Ama mevlüt okuttu. Mevlüt değil, mevlüt ne değil. Ne zaman? Kaybolduktan. Abim kaybolduktan sonra. Ne zaman okuttu? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Kaybolduktan ne kadar zaman sonra? Evet, siz bir herhalde 15-20 gün sonra okuttu. 20 gün sonra okuttu. Kaybolduktan 20 gün sonra. Hatta herkes dedi ki bu Kerem'in mevlüdü mü dediler. He.
Ben de dedim. Beni mutfağa soktu, tavuğu da bana tripletti. Yani doğru, beraber ya hazırladık. Bana da yani bir de tavuk pilav da ikram ettiniz evet, gelenlere. Evet, gelen misafir bir yani Mevlüt'ün malzemesini mi tabii beraber hazırladınız? Evet, bana yardım et dedi, ben ettim yani. Geldi, ben de oradaydım. Ben yukarı tamam, etmiyorum. Adam kaybolduktan sonra... Dedim ben böyle her zaman böyle, her sene... Ama ne Mevlüt'ü ben bilmiyorum. Her zaman ama biliyorum. Abim kaybolduktan şimdi, sonra ama bak, Mevlüt, bir dakika, ama Mevlüt'ün bir anlamı vardır. Kerem'in tarafındaydı dedi. Zaten veriyorum, her zaman veriyorum, herkes biliyor. Her zaman veriyorum. Her sene mi aynı günde okutuyordun? Yine bir sene verdim. Benim bilmiyorum ben. Evet, çünkü yeni geldim zaten her oraya. Her sene aynı zamanda mı okuturdu? Sen de ben, bilirsin. Ben de 14 yıl buradayım. Hiç böyle bir şey görmedim. Ben doğru söyle, söyle Metin. Yani. Metin. Görmedim. Hani ayrıca söyledim o zaman. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.